Yeri kızıştırmak nasıl oluyor? İki anlaşmayı bozmak gibi midir? Şimdi bir danışıklı 4-5 kişi oluyor. Birisi geliyor diyor ki bu kaç lira bu mal, işte 500 lira. Öbürü gelip diyor ki ben 100 lira veriyorum. 100 lira ancak eder. O gidiyor bir tane daha geliyor. O da diyor ki 100 lira eder ama hadi 125 lira. O da öbürü de geliyor. Halbuki malın değeri 500-600 liradır. O araya yalancı alışverişçiler sokularak malın değeri düşürülüyor. Ondan sonra adam bakıyor ki yani hiç bu malından ümidi kesiliyor. Ondan sonra olmaz fiyata satıyor onu. Veya tersi oluyor. Veya tersi oluyor. Mesela bir adam geliyor, işte bir mala ne diyor? 500 lira. O mal ancak 500 lira eder. Öbürü geliyor diyor 750 verdim. Öbürü geliyor 1000 verdim. Öbürü geliyor 1500 verdim. Müşteri kızıştırıyor. Yani aslında alıcı değil. Araya fiyat artırma suretiyle en sonunda o alacak olan adam yanılmış bir fiyatla onu satın alıyor. Hile yapıyorlar yani. Bu şeylerde eskiden şehirlerde bu çok vardı. Cambaz derdik biz. Hayvan alışverişinde bile onu yaparlar. Hepsi komple müşterek çalışırlar. Köyden adam işte keçisini getirmiş satacak. Köyün bir kilometre, şehrin bir kilometre dışında karşılarlar. Kaç lira bu? İşte adam dedi 200 lira. Yok bunu mu 200 lira satacaksın? Moralini bozuyor. Biraz bir iki adım gidiyor o bir geliyor diyor kaça satacaksın? Adam biraz düşürüyor 175. Ciddi mi söylüyorum bunu 170'e mi satacaksın? Adam pazara gidene kadar zaten kolu kanadı kırılıyor. Orada da aynı dediğim şekilde olmaz pahasına alıyorlar ve müşterek onu satarken müştereken kazanıyorlar. Para havuza giriyor yani. Kazanç havuza giriyor. Hani çok meşhur bir şey var ya Feridi Düne Attar Hazretleri bir alışveriş dükkanını seyrediyor. Birisi seyrediyor. Bakıyor bir kadın, köylü kadını elinde çok güzel, nadide eğrilmiş bir yün ip getiriyor. Eskiden bunlar kıymetliydi, çorap yapmada vesaire de. Şey alıyor eline, o Feridi Düne Attar daha eski cahiliye zamanında, yani dönmediği zamanda. Bakıyor diyor, hanım bu para etmez diyor. Yani ama sen buraya kadar getirmişsin, sana birkaç kuruş vereyim. Olur diyor, sen bilirsin yani nereye götüreyim diyor. Olmaz bir parayla alıyor. Atıyor o sepete. Biraz sonra biri geliyor diyor bana iplik lazım. Olur diyor. Ama iyi olsun. İyi ne demek diyor. Nadide. Ha burada. Alıyor hakikaten nadide bir iplik yani. Mükemmel bir iplik. Onu aldığı fiyatın 10 misline 20 misline satıyor ona. O derviş gidiyor diyor ki diyor ben bu sepete atar mısın? Niye diyor seni sepete atacağım? Diyor bu sepete hiç kıymet olmayan bir şey girdi mi çok pahalı olarak çıkıyor. Ben de hiç kıymetim yok diyor. Ben bu sepete at da biraz kıymet kazanayım. Derviş git işine diyor. Başımı belaya sokma git sen ne yapacaksın? Sana ne lazım alışveriş falan? Yok diyor hakikaten beni at bu şeye sepete at falan diyor. Neyse münakaşa ilerleyince derviş giriyor dükkana, vay babo diyor. Sen bu malın hesabını nasıl vereceksin diyor ya. Sen deli misin bu kadar malın malı yığmışsın buraya sen. Bunların hepsini Allah senden soracak. E sen diyor yani malın yok ne marifetin var diyor. Benim marifetim çok diyor. Buraya postumu sererim diyor. Kıbleye doğru dönerim. Kelime-i şehadet getirir. Ruhumu teslim ederim. Allah Allah evet yap bakayım diyor. Postunu seriyor. Kıbleye doğru dönüyor.
şehadeti getiriyor, eli düşüyor. O numara zannediyor. Gidiyor bakıyor hakikaten hemşer. O hadise onun uyanmasına sebep oluyor. Hemen çarşıya çıkıyor, sokağa başına. Feridüddin'in malı şeydir diyor, sebildir, isteyen olsun. Dağıttım malı diyor. Veriyor. Feridüddin'i atlar, ondan sonra öyle oluyor. Yani alırken ölü pahasına, ondan sonra bir sepete girip çıktı mı, altın fiyatına satılıyor. Bunlar haram tabii, yanlış şeyler. Evet.